İZBAN'ın kuruluşunda şöyle bir mantık vardı. İZBAN kendi yağıyla kavrulsun, yani işletme giderlerini bilet gelirlerinden sağlasın. Altyapı her şey buna göre kuruldu. Dikkat ederseniz 2004-18 yılında, 2017-18 yılına kadar bu oran gelirlerin giderleri karşılama oranı gayet iyi. Şimdi burada iki ortak varken bu trenden nasıl alınacak? Bir ortak alamaz. İki ortak beraber çıkamıyor o zaman ihaleye. O zaman dendi ki bu trenler İzban'ın üzerinden alınsın, İZBAN trenleri alsın ama parasını sermaye evlatları yolunda iki ortak ödesin. Yöntem buydu. Dolayısıyla durum böyleyken bu yıllara kadar şimdi ne oldu? Şimdi tarifelerin gerek düşük kalmasından dolayı bizim işletmedeki maliyetlerimizin, yani gelirlerimiz giderlerimizin %50'sini karşılıyor. 2021'de ne oldu? 2020-2021 başkanım pandemi tamam. Ve ekonomik krizi. Bakın 2021'de pandeminin şeyleri artık kalkmaya başlamışlar. 2021'de geçelim. 2022'de ne? Niye o kadar zarara gidiyor? Şimdi bu 2018'de gelirinden daha fazlayken 2022'de ne oldu da %54'e düştü? Çünkü elektrik giderlerimiz bir kere arttı. Bunun yanında biraz sonra geleceğim. Biz TCDD'nin hattını kullandığımız için bu hatta bir kira veriyoruz. Bu hat kirası da özellikle son yıl %243 arttı. 2023'ten 2024'e geçerken 71 milyon olan yıllık kiramız yaptığımız kilometreye göre yaklaşık 172 milyon lira. Yani 146 milyona yolcu sayısı azalmadı. Yolcu sayısı azaldı başkanım. Yani o kadar azalmadı. Yani 100 bin kadar azaldı. O kadar azalmadı. Yani 90 milyondan bahsediyoruz. 80 küsur milyondan. 100 bin azalması önemli değil. Ama elektrik gideri çok arttı. Evet. Ve raylara ödediğimiz kira bedeli çok arttı. Evet. Rayların kirasını kim alıyor? Tecrübe alıyor. Şöyle diyebilir miyiz yani bu dönem içerisinde ekonomik kriz yaşanırken, giderler artarken, biz vatandaşın bilet fiyatını artırmayalım diye direnirken ama enflasyon oranında elektrik artışı, enflasyon oranının daha da üzerinde raylardan kira artışı oldu. Bunu da devlet demiryolları yaptı. Değil mi? Tamam, teşekkür ederim. Tabii. Devam edelim. Ben bu konuyu özellikle insanlarımız hani bilinçlensin, dikkat çekilsin istedim. Ondan dolayı burada sorular sordum. Özür dilerim. Buyurun.